Dünyanın Çekmeceleri öykü kitabıyla Suavi Kemal Yazgıç. Kitaplar sanırım elinizde, sizin de kitap. Suavi Kemal Yazgıç'ın ikinci öykü kitabı. Kendi deyimiyle İkinci öykü kitabı görünümlü ilk kitabım. ikinci öykü kitabı görünümlü ilk kitabı. Kendisi, hepiniz tanıyorsunuz, şair. Esas olarak şair diyoruz, değil mi abi? Onun yanına neler koyalım? Gazetecilik, Evet. editörlük, Dergicilik falan işte, dergicilik, ne bileyim. fıkra yazarlığı orada eskiden Olabilir, olsaydı. evet. Muharrir, fıkra Muharrir. yazarı. Bu devre tek maaşla geçilmiyor tabii. Eyvallah. Hemen şeyle başlayalım Suavi abi. Onunla mı başlayacağım? Aslında onunla başlayayım mı? Ya tiki. Yukarıda korkuttum da birkaç kazık soru soracağım diye. Şunu söyledim. Dedim abi, ikinci öykü kitabın ilk kitap görünümlü olsa da, şey, iki kitap görünümlü ilk de olsa, bir şekilde iki. Artık bu soruya senin için vakit geldi. Öykü mü, hikaye mi diye sana soracağım aşağıda dedim, ama Peki. sormuyorum abi. Peki abi. Problem yok. Ama şu klişe soruyu birazdan soracağım. Şiir öykü meselesini birazdan soracağım. Tamam. Daha önce şeyden girmek istiyorum. Aslında biyografine çok yansımıyor ama seni burada tanıyanlar bilecekler. Bir tarafıyla da yazı hayatın bir yanıyla mütedeyyin kesimin diyelim, yayıncılık ve medya kısmıyla neredeyse büyük bir kısmına, son 20 yılına nereden baksan şahitlik ettin. Evet. Hayat böyle bir yere getirdi beni işte. Evet, gerçek hayat mesela. Ben gerçek hayatta ilk Evet. defa senin ismini okudum, Doğru. ismine aşina oldum O diyeyim. tıfıllık zamanımız işte. Tıfıllık zaman. Aslında onu sen bir kendi biyografini bize anlatsan, nerede, nasıl geçti? Kendi hikayenden biraz bahsetsen Ne diyelim? madem. Hesap makinelerine çıkartın, yaşımı söyleyeceğim. Ya Bu ses de ne kadar çirkin çıkıyor ya. Böyle duyuluyor mu sesim acaba? Ya mümkünse böyle konuşayım o zaman. Sesimden rahatsız oldum. Kayda gitmiş. Öyle mi? Peki. Kayıda girmese daha güzel olurdu ama. Biz alırız kaydı bir şekilde. Sen nasıl rahat ediyorsan öyle yap. Almasak da almayız. Ne yapalım? Zaten sonra kaydı seyredeceğim diyen arkadaşlar var. Onlar biraz hayal kırıklığına uğrasınlar. İyi olur. Eyvallah. 1972 doğumluyum. İstanbul. Samatya'da büyüdüm. İşte bu yüzden de Güray Süngü'yle akrabalığım var. Uzaktan. O da Kadırga'da büyümüş. İşte her kütüphanesi olan bir evde büyüdüm. Rahmetli annem polisiye hikayeler, çok bestseller kitaplar seven bir insandı. Ama evde mesela hiç klasik yoktu. Ben üniversite çağına kadar hiç klasik kitap görmedim. Dostoyevski, Tolstoy bilmezdim yani. Benim orada gördüğüm kitaplar Agatha Christie'ler, efendime söyleyeyim. Arthur Halley'ler falan. Bir zamanların çok satan kitaplarını orada tanışma fırsatım oldu. Öyle diyeyim. Sonra üniversite yıllarında asıl benim kitapla ve okurlukla tanışma maceram oldu. Önceki Satmayan dönemde kitaplarla tanışman. satmayan kitaplarla, evet. Ben daha önceden normal yurdum bestseller okur insanıydım. Eyvallah. Üniversite yıllarında arkadaşlardan elinde gördüğüm kitaplar dolayısıyla işte nasıl diyeyim? Som edebiyatla tanıştım falan mı diyeyim? Benim som kelimesi uygun oldu mu burada? Daha sonra onlar bıraktılar, ben okumaya devam ettim. İşte o da bir mikrop, kimileri tedavi oluyor, ben tedavi olamadım diyelim. Yazmaya da çok evvelden başladım. İlkokulda şiir ve hikaye yazmaya başlamıştım ben. Bu da şeyle ilgili. Şiirin yüksek sesle okunduğu bir evde büyüdüm ben. Rahmetli anneannemin bir Safahat kitabı vardı, Mehmet Akif'in. Ve şey der, yaşlandım artık ben okuyamıyorum falan derdi. Ve bizi Mehmet Akif okuturdu, dinlerdi falan böyle. Böylece şiirin kulak verilmesi gerektiği bir şey olduğunu anneannemden öğrendim. Bestsellerler dolayısıyla hikaye diye bir şey de var, roman diye bir şey var. Annemden öğrendim. Mesela
Benim o yüzden şiir benim dışa dönük bölümdür. Hikaye ise tam tersine içe dönük bölümü temsil eder. Enteresan. Mesela ilk şiirimi bir ilkokul 4. sınıfta bir yarışmaya katılmak için, o da biraz da arkadaşlarıma hava atmak için şiir yazdım mesela orada. Orada hava atmak için şiir yazdığım insanların hepsi şiiri bıraktı. Bir tek ben devam ettim. Onu da çözemedim. Hikayede mesela orta 2'de anneme hediye etmek için bir polisi hikaye yazdım. Ya, benim öyle bir tarafım var. Annem benim çalıştığı için, annemle babam, beni anneannem büyüttü. Annemin dikkatini çekmem gerekiyordu bir şekilde. Benim hayatımda böyle bir, nasıl diyeyim, eksiklik vardı, ne vardı. Hmm. Onun dikkatini çekmek için hikaye yazdım mesela. İnsanın hayatındaki eksikliklere denk düşen tarafı var insanın, yazman başlama macerasının. Yani çok ömürlüsü bir şey değil tabii. Peki araya girip bir ta sonlara doğru aslında sorulması gereken bir şey sorayım yeri gelmişken. Şiir dilinle öykü dilini böyle bir dışarıdan bakıp karşılaştırsan, mesela öykülerinin daha sembolik, daha işte o içeriden demiş olmanın cesaretiyle söylüyorum. Daha içerlek mi diyelim, daha kısık sesli mi diyelim. Daha kısık sesli ama olumsuz bir anlamda söylemiyorum. Bir öykü dili var. Şiirin buna göre daha yüksek sesli, şiir dilinin daha yüksek sesli olduğunu söyleyebilir miyiz? Ya da bir kıyas yapabilir miyiz? Şimdi şöyle ama biraz çalışmayla ilgili bir şey. Ben şimdi 25 sene önce yazdığım şiiri, 30 sene önce yazdığım şiiri, 15 sene önce yazdığım şiiri de bildiğim için. Mesela bu sesi ben 15 senede elde ettim. Şiir için söylüyorum. Tabii. Mesela ilk kitaptan önce benim yazdığım 3 kitaplık şiirim var, hepsi çöp oldu. Yani ilk kitap benim ilk şiir kitabım. 2001'de çıkan ilk şiir kitabım. Aslında 4. şiir kitabım olabilirdi. Ama iyi ki de öyle oldu diyorum. Yani zaten bir yazar sadece yazdıkları ve yayınladıkları değil, yazmadıkları ve yayınlamadıklarıyla da yazardır bence. Eyvallah. Yani yayınlamayı gerek görmediği, çöpe atabildiği oranda iyi bir yazar ve şair olabilir. Yoksa onları da çok mübarek, çok güzel metinler deseydim orada ibaret kalırdım ve belki de hiçbir zaman yayınlanmaya değer bir şey yazamazdım. Şiir daha çalışılmış, aslında bir ters köşe var burada. Şiirlerin daha çok çalışılmış, öykülerin daha mı az çalışılmış değil ama... Şiirlerin daha çok üstünde düşünülmüş şeyler. Yani ben ilhamla yazdığımı düşünüyorum. Öyküler tırnak içinde daha duygusal. Evet, evet. Mesela, yazılış itibarıyla. Tabii, o yüzden mesela benim yarım kalmış şiirim çok azdır mesela ama yarım kalmış hikayemin haddi hesabı yoktur. Hmm. Mesela şiir yazarken ya bu da filanca şaire benzemiş gibi bir kaygım yoktur. Bu çok özgün olduğundan değil. Ama bir şekilde onun şeyini nasıl diyeyim, o değişikliği de yaparım kafamda. Ama mesela hikaye yazarken mesela yarım yazıp çöpe attığım çok hikaye var. Bu hikayede Güray Sündi hikayesi gibi ya, at gitsin deyip çöpe attığım çok hikaye var. Halbuki onu bitirsem, üstünde çalışsam başka bir şey olabilir. Eyvallah. Peki yazı hikayene geri dönelim. Devam ediyoruz. Üniversitede kaldık abi. Üniversitedeyiz. Evet. İşte üniversitedeyken nihayet yayınlamaya başladı. Şiir ve öykülerim, yazılarım yayınlanmaya başladı. O da ama öyle pat diye yayınlanmadı. Mesela şöyle örnek vereyim. Dergahın 21. sayısını aldım. İlk aldığım sayı bu. Ben bu dergide şiir yayınlayacağım dedim ve oraya şiirler göndermeye başladım. Dergahta ilk yayınlanan şiirimin sayısı 196'ydı. Şiirin sayısı mı? Nasıl yani? Şöyle, dergahta 196. sayıda yayınlandı. Yani 21. sayıda verdiğim karar 196. sayıda mümkün oldu. Mesela Mustafa Kutlu bana mektup yazdı. Hala saklarım. Birkaç şiirim, birkaç hikayemi göndermiştim. Dedi ki Mustafa abi, ya dedi sen şiir 5 para etmez dedi. Bırak bu işi, hiç yazma ihtimalin yok şiirin sen dedi. Ama dedi hikaye... Mektup da öyle mi? Evet, hikayede bir kumaş vardı, senin hikaye yazman lazım dedi mesela bana. O da mesela uyulmamış tavsiyelerinden biridir. Uyulmamış tavsiyeler diye bir başlık var mı hayatında peki? Yani bu kastı mahsusayla oluşmuş bir şey değil. Yani şimdi Mustafa Kutlu bana bu tavsiyede bulundu, ben de buna uymayacağım gibi iradeyle olmadı mı?
yazmaya devam ettim. Bu tavsiye benim yazmama engel olmadı. Bir şekilde Tabii bu biraz şeydir değil mi aslında? Ustaların yazma, bırak azarı, nasihati aslında çoğu zaman bu meydan okumaya bakalım direnebilecek mi? Bir imtihandır bir tarafıyla, benim gördüğüm kadarıyla. Buna rağmen devam ettim diye. Evet, yani. Buna rağmen devam edenler kalır zaten çoğu zaman. Yani ama dediğim gibi benim şiir mesela 90'ların başında yazdığım şiirler 80 kuşağı etkisi altındaki şiirlerdi mesela. O zaman böyle çetrefilli semboller kullanmayı, sözlükleri karıştırıp kimsenin bilmediği kelimeleri buluyordum. Bunları da şiirime yerleştireyim diye atraksiyonlar yapmayı severdim. Sonra bu atraksiyonların bir anlamı olmadığını öğrenmem bir 10 senemi aldı. Yani ondan sonra şiirde bir sadeleşmeye, bir yalınlaşmaya, peşine koşmaya başladım mesela. O yüzden mesela kitaplara o gözle bakılsa mesela belki dönemleri ayırabilirler. Yani şiirler arasında bir farklılık var denebilir gibi geliyor. Eğer öyküde aynı sebatta bulunsaydım belki öyküde de benzer dönemleme yapılabilirdi. Dergâh'ta yayınlanan ilk şiirin miydi? Değildi. İlk şiirin Dergâh'ta mı yayınlandı? İlk şiirim Dergâh'ta yayınlanmadı. Benim ilk şiirim Türk Edebiyatı Dergisi'nin okur mektupları sayfasına yayınlandı. Yanlış hatırlamıyorsam 1991'in Kasım Aralık sayısı falan böyle. Sonra bir şiirim daha çıktı Türk Edebiyatı'nda. Sonra Yedi İklim'in Haziran 92 sayısında bir şiirim çıktı. Yedi İklim'de devam ettim. İlk öykün? İlk öykü, onu tam net hatırlamıyorum ama Yedi İklim'de olabilir, şey de olabilir, bizim arkadaşlarla çıkardığımız fanzin dergileri de olabilir, net hatırlamıyorum. Şimdi Ankara'daydım ben, Sakarya Caddesi civarındaki çay ocaklarına takılırdım. O Sakarya Çay Ocağı sonuna yetiştim. Sonuna yetiştim. Yani Sakarya Çay Ocağı'nın yıkılışına şahit oldum, sonra biz Gökkuşağı'na geçtik. Ben de Gökkuşağı'nın son... İşte biz gökkuşağının başındaydık biz işte. Diğer ünlü de sen vardın bile. Eyvallah. Orada tabii, orada bazı fanzin dergiler çıkardık. Azmettik, karar verdik ama hiçbir derginin dördüncü sayısını çıkartmayı başaramadık. Üçten öteye gidemedik. Ama o çay ocaklarının ruhu biraz öyledir. Sakarya'da gökkuşağı öyleydi en azından. Devam etmek üzere bir şey yapılmaz zaten. Üçüncü sayıda patmak üzere yapılır. Yani mesela Bülent bir dergi çıkarmıştı. Bülent Akbilek. Logosunun altında ismi şeydi. Halen Ünsüzler. Logosunun altında da şey yazıyordu. Paramız oldukça çıkar. O derginin ikinci sayısı çıkmadı. Eyvallah. Evet. Paramız oldukça çıkar. Şimdilerde bir derginin şeyi ama hangisi unuttum. Mottosu diyelim. Şey, gerçek hayat dönemini hemen oraya çekmeye çalışıyorum seni. Hakikaten merak ediyorum geldik. Çünkü. Geldik şöyle, değil mi? Ben Gerçek Hayat dergisini gençlerden hatırlayan az kaldı herhalde. Bir efsaneydi bizim. En azından ben 81 doğumluyum. Bizim yetişme çağlarımızda diyeyim. Efsane bir dergiydi. Ama gittikçe ben böyle sağda solda söylerken Gerçek Hayat dediğimde daha az parlayan göz görüyorum. Unutuluyor tabii haliyle. Gerçek Hayat maceran İstanbul'da. İstanbul'daydım. Ben 17 Ağustos 1999 depreminden 15 gün önce Gölcük'ten İstanbul'a taşındım. Rüyanda mı? Bir haber mi geldi? Hatta o dönem arkadaşlar bana şey diyordu, ya Suha abi İstanbul'dan taşınmadan önce bize bir haber verdi, biz tedbirimizi alalım. İstanbul'da ben ilk önce şeyde çalıştım. Intermedia diye bir dergi grubunda çalıştım. Fadıl Akgönüz'ündü. Tabii. Ondan sonra orada ben ekonomi dergisinde işte arşivde çalıştım, muhabirlik yaptım falan böyle. Birden ekonomi yazarı falan olacaktım az daha. Son anda kurtuldum, dergi battı. Burada ekonomi yazarı olarak doların optimizasyonunu falan konuşuyor olabilirdim. Son anda. Bir yerlerde olurdu ama burada olmazdı. Neyse işte, ben işsiz kaldım yine. Benim binlerce işsiz kalışımdan ilki oydu. Sonra işte Hakan abi beni çağırdı.
Makamı bayrak. Biz dergi çıkartıyoruz işte şeyin o zaman Ok Meydanı SSK Hastanesi'nin karşısındaki mavi camlı binanın 5. katını. O zaman daha şey yerleşmemişti daha, ofis ortamı olmamıştı. Derginin çıkmasına daha bir ay falan vardı. Biz derginin çıkmasına bir ay kala ben orada mesaiye başladım. Yani güzel tıfıllık zamanlarıydı. Gerçi tıfıllık dediğimde şimdi yaşımı da söylersem ayıp olacak. 2000 ben 28 yaşındayım işte tıfıl falan değildim yani koca adamdım. Ha evet tabii. Ben biraz geç başladım hayata. Çok kitap okudum ondan oluyor. Eyvallah. Ama şöyle enteresan, ben de seni takip etmişim abi. O binanın taşınmadan önce ben 6 ay falan oraya gidip gelmiştim gerçek hayatta kültür sanat sayfası hazırlarken. Bayağı seni takip etmişim. Murat Menteş'le mi gitmişsin? Hayır. O zaman Ok Meydanı'nda başka bir yere daha taşındı herhalde. Ali Ayçil yayın yönetmeniyken kültür sanat sayfası yaptım 1,5 yıl falan ben orada. O zaman başka bir yer, aynı yer değil. Sen ama orada muhabir olarak başladın, yayın yönetmenliği dahi yaptın galiba. Evet, evet. Kaç yıl sürdü gerçek hayat mesaisi? Şimdi gerçek hayat mesaisi 2 dönem. 2000'den 2003'e kadar muhabir ve editör olarak çalıştım. Sonra Ankara'ya taşındım. Kız kardeşim Hacettepe arkeolojiyi kazanınca, 2003 gibi falan. Ben Ankara'ya onunla birlikte gittim. Sonra geri döndüm 2007 gibi, 2000'de. Tam tarihleri hatırlamıyorum. Geri döndüm ve gerçek hayatta tekrar işe başladım. Ben aslında gerçek hayatta çalışmayı istemiyordum ama epey bir dolaştım. Bir tek gerçek hayat iş verdi bana. Ve Halime yazı işleri müdürüydü. Ben onun yanında çalışmaya başladım. Sonra Halime transfer olunca ve herkes transfer olunca birdenbire dergide yazı işleri müdürü olabilecek tek kişi ben kaldım. Bu hangi dönem? İsmet Özel'in falan yazdığı gerçek hayat değil. Sonra. Çok değil. Daha sonra. İsmet Özel'in yazdığı dönem ilk dönemime denk düşüyor. Beraber çalıştınız. Çalıştık evet. Her hafta çarşamba günleri gelirdi ve 7 saat konuşurdu. Ben de dinlerdim. Hepimiz dinlerdik sadece ben değil tabii. İsmet Özel'le mesai yapmışlığım var ama ne kadar bir sürdü sene, bu abi? Bir sene sürdü. Bir sene. Yani Cuma mektuplarının gerçek hayatta yayınlandığı dönem. Murat Menteş yayın yönetmeni. Evet. Eyvallah, güzel. Yani kulağa hoş geliyor. Bilmiyorum hiç anlatacak şey var mı? Bir yani kulağa tabii hoş gelir de ben o dönem mesela sigortasız çalıştım 3 sene. Ondan sonra maaşımı alamadım. Maaş diye bir şey yok yani. Evet. Yani hani o günlerde karşılaşsaydım kendimi. Ama o bir gerçek hayat geleneğidir. Ben de gerçek hayatta hiç maaş alamadım. Yani ben mesela şimdiki halime gitsem o zamanki Suavi Kemal yazdı. Gerçekten güzel, gerçek hayat. Ne güzel günler falan de, bak kimlerle çalışıyorsun falan diye söylesem de yumruğu yerim burnumun ortasına. Evet, evet doğru. Mesela Murat'la o dönem sürekli kavga ederdik. Ben Murat'ın damarına basmayı çok severdim. Ve tamam, hikaye kısmını hızlandırayım mı? Tamam, diğer sorulara geçeyim mi? Hızlı sen belirle. Ben eyvallah. Yapayım. Gerçek hayattan sonra ilk kitabın, bu arada şeye geçelim. İlk kitabım Sebepsiz Her Şey 2001'de çıktı. 2001. Yani 29 yaşında. Doğru mu? Evet, 29 yaşında. 29 yaşında çıktı ilk şiir kitabın. Evet, ilk şiir kitabım. Nereden çıkmıştı abi? Birey mi? Geçen sene vefat etti Mahmut Balcı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin, pardon. Bir şey yapamadım böyle bir an. Mahmut Balcı ve Allah rahmet eylesin aynı cümle içinde kullanmak bana zor geldi. Şeyden dolayı, hani kabullenmekten dolayı. Hala böyle sanki. Eyvallah. Birey Yayınları o dönem epey bir şair, yazarın kitabını yayınladı. İtibar değil de o zaman Kırklar vardı ya. İbrahim Kırklar serisi diye bir başlık yapmıştı. Mahmut Balcı da kabul etmişti bunu. O dönem pek çok şair ve yazarın ilk kitaplarını bastı. Yani Mahmut abi, Allah rahmet eylesin. Bizim üstümüze bir emeği var o anlamda. İbrahim Tenekeci'nin de öncülüğünde oldu tabii. İbrahim abi seçti. Ardından Taş Suya Deyince... Tabi arada şey 41 Irka var. Benim şimdi reddettiğim öyküsü. Saymadığın. Evet. Reddediyor musun? Hakikaten red mi ediyorsun? Şöyle diyeyim. Oradan kabul edebileceğim kısmı dünyanın çekmecelerini aldım. Hakikaten de reddettin o zaman. Yani o artık yani gitti. Olan burada. Yani biyografide ismi geçse bile yani biyografiden silmeyi şık bulmadım ben.
Ama oradan artık tekrar basılmayacak. Onu net söyleyeyim. Öyle bir peki, 40 o zaman, diye bir kitap tekrar basılmayacak. Peki o zaman o soruya gelelim artık. Aslında şiir ve öyküye yaklaşımından biraz bahsettin. Ama bir şeyin aslında şöyle, şiire başladığın anda öykü de yazmaya başlamışsın. Neredeyse eş zamanlı. Evet. Bu hep de böyle devam etmiş. Evet, işin zanaat kısmını şiirde yürütmüşsün. Evet, evet. Daha yoğunluklu, tabii, ağırlıklı tabii olarak. Şunu sormak istiyorum. Bir şeyin şiir mi, öykü mü olacağını, yani bir bir ilham de, his de, bir şimşek çakması de, ne dersek diyelim, o parlama anında elin nin şiire mi öyküye mi gideceğine dair bir ayrım var mı zihninde? Var. Bu şiir olur, bu öykü olur. Var. Yani daha doğrusu zihninde form olarak belirdiği için o formun ister istemez adı da oluyor. Yani şimdi bir şey yazmaya başlayayım, acaba bu şiir mi olacak, hikaye mi olacak gibi bir ayrımdan yola çıkmıyorum. Peki ne olunca öykü oluyor? Çünkü öykü biraz daha şey dedin anladığım kadarıyla, daha duygusal, daha hatta daha parlama ile daha bağlantılı gibi anladım söylediklerinden. Ne olunca bir şey öykü yazmaya karar veriyorsun? Ya öykü zaten bende istisnai bir şey. Yine de istisnai bir şey. Şöyle diyeyim. Şöyle istisnai bir şey olduğunu şundan yola çıkarak söyleyeyim. Ben şimdi 4 şiir kitabım yayınlandı. 5.'si de şu an yayınlanabilir mesela, da tabii şimdi dosya vermeyeceğim. Yayın evi korkmasın. Aha, yayın evi burada. Yayın evi burada. Ben mesaj Mürbi'ye veriyorum. Belki korkma, bize söylüyor. Ketebe'ye söylüyor belki. Alternatifler var falan. Ketebe yayınlarının yayın müdürü de burada, İsmail Demirci. Profil editörleri ayarınızı denk alın. Mürbi'ye de çok selam. Biz ekipçe geldik. ne diyorum? Ha, mesela bu kitapta yer alan öykülerin bir kısmı, ilk kitapta yer almamasına rağmen ilk kitaptan daha eski olan öyküler var. İlk kitabı almadım. Bunun üstüne biraz daha çalışmam lazım diyeyim. Gerçi çalıştım mı diye çalışmadım. Ayrı mesele. O ayrı bir itiraf konusu. Bunları da söylemesem daha iyi değil mi? Kayıt almayacağız abi. Almayacakmışız gibi söylesen. Neyse, problem değil. Aleyhime delil olarak kullanılabilir. Eyvallah. Yani bu mesela 15 senede, 20 senede yazılmış toplam metin olarak mesela görüyorsun. Normalde birkaç kitap olacak bir zaman mesela bu. Ama şiirle kıyaslanırsa çok geride. Bu biraz odaklanmayla ilgili bir şey. Ben öyküye odaklanmam, ya odaklandığım zamanlarda öykü yazıyorum. Şiir zaten kendini yazdırıyor. Eyvallah. Peki, şimdi biraz hikayenden, biraz ben hızlı geçtirdim ama hikayenden biraz bahsettik kabaca. Ya bir genel bir soru soracağım ama pek çoğunu müşahede ettiğini bildiğim için bu edebiyat ortamında muhitler çok önemli mi? Bir muhitte olmak, bir edebi muhitte olmak veya böyle bir şey var mı, yok mu? Ya şimdi önemliyse bütün hayatımız ziyanda geçti demektir. Yanda. Ziyanda. Ha, ziyanda. Şundan dolayı, çünkü bir edebi muhitin pek çok edebi muhitte yer almış. Neredeyse eyyamcı denecek kadar çok muhitte yer almış bir insanım ben. Ve bir muhite angaje olmadım. Neden angaje olmadım? Ya bu böyle çok ilkeli bir duruş falan değil. Kendiliğinden öyle oldu. Yani bu bir tercih falan bile değil. Nedense hani fıtrat mı diyeyim artık. Çok fazla dergide eser, şey söylemeyeyim şimdi. Çok fazla dergide eser yayınladın, yayınlıyorsun. Evet, evet, hatta bununla ilgili bir ödülüm bile var. Tek ödülüm bu hayatta. Neydi ödül abi? Türkiye dergiler fuarında en çok dergide yazan yazar ödülü aldım. Güzel. Dolayısıyla oldu. Sorunun adresi doğru yani. Soru sana sorulması gereken bir soru. Ya ben doğrusu muhitlere inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Çünkü o muhitlerin de kendi içinde zamanla ne kadar çok değiştiğini, ne kadar bölündüğünü ya da ne kadar anlamsızlaştığını yaşadım. Yani bir gün belki Doğan Hızlan'ın yapmadığı şeyi yapıp anılarımı yazarım. Ama belki de yazmam, bilemiyorum.
Yani iyi bu işte iyi böyle gazetecilik yeteneği de olan birisinin böyle sizin kuşak da dahil belli kişilerle nehir söyleşi yapması gerektiğini ben düşünüyorum. Ama o kişi ben değilim tabii. Ben gazeteci değilim. Çünkü kıymetli anılar var. Bugünle ya bu soru şeyde yok. Bu notlarımda yok. İsteyen bakabilir ama geçen ay da bunu konuştuk. O yüzden şimdi yeri gelmişken sorayım. Demin ki Muhit sorusuna bağlantılı bir soru aslında. Yani bir genç bir yazar, şair Erhan'a sormuştum galiba hatta geçen ay. Sen de buradaydın herhalde. Yok Erhan'a gelemedim. Ha gelememişim. YouTube'dan. Genç bir yazar, şair eserini yayınlatabilmek için hakikaten bir muhite, bir çeteye bağlılığını bildirmesi mi gerekiyor? Bildirmesi gerekiyor mu? Bunu hem bir usta yazar olarak, hem pek çok muhit görmüş birisi olarak, hem pek çok dergide eser yayınlamış birisi olarak pek çok açıdan sorunun yani, muhatabı sayılırsın. Yani kendi hayat hikayemden yola çıkarak bunu gereksiz olabileceğini düşünüyorum. Yani çünkü dediğim gibi mesela dergahta yazma karar verdim, yazamadım. Mesela Kayıtlar Dergisi'ne ben her ay bir şey gönderdim. Şimdi Kayıtlar Dergisi desem çok insan böyle bakar, öyle bir dergim var falan diye. Ama böyle kayıtlarda yazamamak mesela o dönem benim için büyük bir meseleydi. Şimdi geri dönüp bakınca hani mesela kayıtlar gitti ben kaldım ya rahmetli insanlar var onlar için şimdi öyle konuşmak istemiyorum. Sevdiğim de insanlar var falan. Yani nihai olarak bir muhite gidip angaje olmanın çok gerekli olmadığını düşünüyorum. Tamam biraz daha nasıl diyeyim uzun yolu da tercih edebilmeli yazar. Yani bir muhit seni kabul etmiyorsa bu muhitin kaybıdır diye bakacak özgüven de olmalı insanda. Evet. Biraz tabii o şey herhalde çok Hollywood filmlerinde filan son 20 yılda bu tapınak şövalyeliği filan işleri çok işlendi. İlluminati ya. Oradan etkilendik. Bir biatla oluyor her şey filan diye düşünülüyor muhtemelen. Onun etkisi oldu. Hakikaten onun etkisi olduğunu düşünüyorum. Doğrudan olmasa da dolaylı olarak her şey gizli örgütlerce yapılıyor. Gizli eller falan böyle. Özel hatlarla filan oluyor gibi. Halbuki çoğu zaman her şey çok yani bu, kendiliğinden oluyor. Böyle bir gerçeklik varsa ben dediğim gibi bütün hayatımız yanındayım. Çünkü muhite girip sonra da başka muhite girip sonra da başka muhite giren bir insanım. Ve hiçbir muhitte de o muhitin adamı olmadım. Çünkü bir yandan başka yerlerde de yazmaya devam ettim. Eyvallah. Seninle temasa geçmemişler demek ki abi. Ben görüştüm bir ikisiyle. Var yani. Haberin olsun. Peki abi ya. Ben söyleyeyim seninle de görüşsünler. 20 sene önce söyleseler biraz daha kolay yapardık işleri ya. Eyvallah. Öykülerini şey güzel bu arada. Editörü Zeynep Hanım siz misiniz? Zeynep Tuğçe sen misin? Şeyi beğendim yine. Arka kapaklarınıza dikkat edeceğim artık. Hakikaten güzel. Çok öyküyle bilmiyorum sen beğendin mi ama tanımlayış biçimi editörümden çok memnunum. Tanımlayış biçimi hakikaten çok iyi. Katılıyor musun diye soracaktım. Lirik anlatım vurgulanıyor. Evet. Sembolik dil vurgulanıyor evet. Öykülerinde. Evet. Mesela zor bir soru biliyorum da öykü anlayışını, öyküye nasıl baktığını sormak zorundayım. Şimdi aslında şöyle bir şey var. Ben şiirde de, öyküde de aşağı yukarı kafamda şey şu. Yani şiirle öykün birbirinden çok farklı olsa da onlara yaklaşım aynı. Parçalanmış bir dünyada yaşıyoruz. Bir nasıl diyeyim? Bu sadece çağdaşlıkla, modern zamanlarla, internetle ilgili falan bir şey değil. Hayatla ilgili bir şey. Parçalanmış bin parçalı bir hayatta yaşıyoruz. Muhtemelen eskiden de böyleydi. Ben öyle düşünüyorum. Ve bu bütün bunları bir araya getirip bir tablo oluşturan, bütün bunları bir arada tutan ya da İnsan en azından şu vehmi uyandıran, bütün bunlar bir araya gelebilir, bütün bunlar bir büyük tablo oluşturabilir vehmini uyandıran, ki vehim bile benim için tesellidir. Tek şey şiir ve hikaye. Belki bir gün roman yazarsam bir de o olur falan. Ben o bütünlüğü yakalamak, o parçalanmışlığın içindeki bütünlüğü yakalamak için hem şiir hem hikaye yazıyorum.
Demek ki başarısız olmuşum ki yazmaya devam ediyorum. Başarılı olunca bırakacak. Bırakıyor evet. Muyuz? Öyle mi oluyor abi? Evet, ben bütün başarısızlıkları saklaştırdım. Peki, şeye katılıyor musun? Öykünün şiire, romana göre şiire daha yakın bir tür olduğuna katılıyor musun? Yok, ben katılmıyorum. Neye yakın? Neye katılıyorsun abi? Katılacağını sanmıştım ben bunu. Yok, öykü başka bir tür, şiir başka şu, yani kelime şiir ekonomisi, daha yani imgesel derler, olması açısından... Derler mesela, öykü vesaire. Şiirin uzun saçlı kız kardeşidir derler mesela. Çok fiyakalı bir laf yani, insanın cazibesine kapılmaması mümkün değil ama öykünün gerekleri bambaşka, şiirin gerekleri bambaşka. Yani bir akrabalık kurmak bana zorlama geliyor. Bence çok ayrı türler. Ve ben zaten ayrı oldukları için seviyorum ama birbirine benzemeyedikleri yönleriyle, farklı yönleriyle seviyorum. Yoksa belki sadece şiir yazıp öyküye de gerek yok. Zaten o da uzun saçlı kız kardeşi derim, geçerdim yani. Evet, peki o zaman onu çiziyoruz onu. Öyle bir şey yok mu? ben de aşağı yukarı öyle düşünüyorum. Hani çok romantik bir söylem olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim açıdan biraz kazarsak, çocuk ekonomisi illa aslında bir yerden yaklaşılacaksa, evet, bu kelime ekonomisi daha eksiltili bir dil kullanıyor olması açısından, daha imgelerin öne çıktığı bir tür olması açısından romana göre öykü daha yakın ama şiire. Bu... Ama öyküyü öykü yapan şey de bunlar değil ama elbette. Ya, o açıdan da roman ve öykü kardeş. Bir şey tahkiye edilmesi açısından yani vesaire. Bu dönem için böyle konuşuyoruz da mesela şimdi Mehmet Akif'in Safahat'ı, Asım'ı şiiri mesela, Asım şiiri epey bir romana yakın bir metindir mesela. Öyküyle kıyaslanacak bir şey değil, o da tahkiyedir ama bir türlü akrabalık gösterilirse, romanla akrabalık gösterilir. Mehmet Akif'in şiiri, Nazım Hikmet'in Memleketim'den insan manzaraları bir öyküyle değil, bir romanla akraba olabilir. Evet. Sona doğru yaklaştık. İmzada olduğu için en geç buçukta, en geç o da bitiriyoruz genelde. Sizden de bir veya iki soru alacağım. Eğer sorusu olan varsa zihnimde toparlasın diye söylüyorum. Ya çok yoğun ve çok sıkı okuduğunu, ben okudum o yüzden geç kaldım diyorsun ya. Hakikaten çok yoğun ve çok sıkı kitap okuduğunu, tür ayırt etmeksizin okuduğunu biliyorum. O yüzden kendini yakın hissettiğin öykücüler, hatta şairleri de soralım. Yani burada beğenen, seven arkadaşlara bir iki isim telaffuz etmiş olalım. Şimdi şöyle diyeyim, onlar hakikaten dönemden döneme değişen şeyler. Şimdi verdiğim isimleri 5 sene sonra bu kadar güzel yad etmeyebilirim. Ne diyelim, benim yıllardır, şöyle diyeyim, son 30 yıldır değişmeyen en sevdiğim kitabımı söyleyeyim o zaman. Enteresan bir şekilde kitabın adını nasıl telaffuz edildiğini bilmediğim için şimdi yanlış söyleyeceğim. Rilke'nin Malta Lovers Bridge notları. Onun da telaffuzu hakikaten zor. Malta Lovers Bridge'in notları. Evet, evet. Öyle bir şey olmaz. Öyle bir şey. Ben yine yanlış telaffuz ettim. O yüzden tavsiye etmekte zorlanıyorum. Evet, çok güzel. O kitabı ben mesela 2 senede bir okurum. Yani 30 senedir okuduğuma göre bir 15 kere okumuşumdur. Ve yine okuyabileceğim bir metin. Şundan dolayı benim şiir dünyamı da öykü dünyamda da bağlantılı olan. Doğru. Çok oturdu, evet. Onun dışında konjonktür olarak değişen yazarlarım var. Yani konjonktürel derken konjonktür, yani siyasi iktidara göre. tabii 2001'den önce başka yazarlar okuyordum. Konjonktür kelimesi siyasete indirgendi. Doğru, evet. Yani kusura bakma, eski halini kullandım. Yaşlı olmak kolay değil. başka ne yazar? Ya bu yazarla kalsak olmaz mı ya? Ben Rilke'yle ve o kitapla sınırlasam. Tamam. Bizim Yumuşak Gelin ilk sayısı da evet mümkündür şeyiyle, mottosuyla çıkmıştı. Biz de buradan, bu kitaptan bir bölümü malum. Orada da arkadan takip etmişiz seni yani abi. Gölgenden yürümeye devam ediyoruz gördüğün gibi. Belki tavsiye etmezdim, benim okuduğum sevdiğim bir şey. Estağfurullah.
Peki ne var? Bir şiir dosyan olduğunu söyledin. Başka ne var? Tezgahta bir şeyler var mı? Yayıncı da buradayken hazır. Ya şöyle, şiir dosyam hakikaten bugün mesela eğer bu sene öykü kitabı çıkarmasaydım şiir dosyası verebilecek durumdayım. Ama şimdi tabii ister istemez ertelendi o. Müdür abi döver beni ya. Şimdi daha yeni çıktı kitap. Ne yapıyorum falan. Onun dışında işte birikmiş işte yazılar. Şeyi işte merak ediyorum. Çok velut bir yazarsın. Kitap eleştirisi yazıyorsun. Hem de epey yazıyorsun. Bunların bir kitaba dönüşmesi, kitap eleştirisi dışında da nesirlerin var. Bunların bir kitaba dönüşmesini diye bir şey zihninde yok mu, gündeminde? Yani gündemin, olsa kaç mesela, kaç he, nasıl tasnif edersin? Gündemimde vardı. Ben bir dönem bayağı bir onları tasnif ettim. 5-6 kitap oldu falan böyle. Ama sonra görüştüğüm yayın evleri beni çok kırdılar. Ben de onları o halleriyle bıraktım, üstünde çalışmam. Dosyalar var diyorsun yani. Dosyalar var, evet. Eyvallah. Ama şimdi tekrar bakmam lazım çünkü 10 sene öncesinden bahsediyorum. O zaman bir 5 kitabım vardı. Güzel. Yani şöyle, yazmayı bugün bırakırsam, yazmayı bıraktığımı 10 sene sonra fark edebilirsiniz. İyiymiş o da abi. Son soruyu sorayım mı? Yani böyle bir günümüz edebiyatını, dergileri, yayıncılığı değerlendir diyeceğim abi, kabaca. Son soru da yani o kadar vakit. Peki, sormayayım o zaman. Ya bu kadar insana yazık, bir saattir bekliyorlar. Bir de bu konuya gir. Tamam. Günümüz edebiyatını siz sorun, biriniz sorunca değerlendirsin o zaman. Sorusu olan var mı? Sizin buyurunuz. Ay, Fatih Kutan Bey. En çok en korktuğum insan. Bu ay ikinci defa dinledim. İlkinde de çok fena bir soru sordu. Evet, yani çok yazıyordu. Sürekli programlarda bu aralar, bilmiyorum da. O kadar yaşlanmışım ki. Aslında ben 30 yaşında olduğunu yemiyorum. Oldun mu o kadar ya? Aslında çok yaşlı bir yazar. Ya sen... Abi bunu bir kabul et. Tamam, yaşlı yazar. Tamam, kabul et. Abi kaç doğum? 72. Genç değil, tamam, kabul ettim ben. Görüşte, duruşta... Ha, görüş öyle, tamam. Yani, görünüşe inanmamak lazım. Şeyde abire saklanıyorum yine. Cemal abi, benden genç ama. Ben sorumu sorayım. Düz yazılar... aklıma şey geliyor, şu an aklıma yazmış. Karton bir yeri de sen yazıyordun. Evet. O çıktı ama kitap galiba. Kitaplaştın. Yok, o zaten elendikten sonra 5 kitap. Bir de editör elesiniz. Ama benim de editörüm biliyorsun. Karşı editör elesiniz. Bu düz yazılar meseleleri nasıl oldu? Yani çöplerinden attıktan, arındırdıktan sonra 5 kitaptı o. Düz yazılar çok zor çünkü... nasıl diyeyim, yayıncılık camiası şu anda benim... Nasıl diyeyim, benim gibi pek çok insan da var. Bir tek ben değil. Bu tarz yazıları yayınlamak konusunda ister istemez isteksiz. Yani onları da suçlamıyorum ama insan tabii kendi içinde bir kırgınlık yaşamıyor değil. Sonuçta bu çok istisnai, bu tarz metinleri yazan çok az insanın kitabı, yazısı kitaplaşıyor. Çünkü nasıl diyeyim, demek ki biz de bir saylangoz satıcısıyız. Kitaplaşması, yani dergiler için uygun. Ama kitaplaşması bilmiyorum. İleride yaşlanınca böyle 4'er 5'er kitap yayınlayıp çıkartır mı inşallah? Daha biraz daha yaşlanmam gerekiyor. Karton Pierre ne olacak? Karton Pierre valla oldu. Cafcaf bastı. Hatta
Pierre Carton diye basıldı ama oradaki biyografiye bakınca orada Suavi Kemal Yazgıç adı gözüküyor. Hata mı? Bilerek mi? Yok, bilerek mi? Ha. Ben yazdım. 1944'te Fransa'da doğan Pierre Carton, 1972'de İstanbul'da hidayete erip Suavi Kemal Yazgıç adını aldı falan yazıyor. Güzel. Bakalım, Carton Pierre de aslında birkaç bazı yazılar ekleyip tekrar kitaplaşılabilir ama onu cesaret edecek yayınlar mı bilmiyorum. Henüz. Eyvallah. Başka sorumuz var mı? Mizah yazarlığı hoşuna gitti mi peki Suavi abi? Çok. Ben zaten ciddi orada mi? En başta şimdi şey var. Burada da hep böyle alttan alta bir muzip bir şey var zaten. Ara ara ortaya çıkan böyle çünkü muzip bir şey var. Var. Ben çok eski Carton Pierre adını bulmam, yani bu isimde bir imzayla, müstaharla yazacağıma karar vermem benim 90'lı yılların başı. Gerçekleştirmem 2000'den sonra. Hatta o sayfa ilk önce Gökhan Özcan yönetiyordu o sayfayı. İşte Ahmet Çiğdem mesela bir müstaharla yazıyordu orada. Ondan sonra Gökhan Özcan yazıyordu, Murat Seren yazıyordu. Ben de yazmak istiyorum diyordum, yer kalmadı dediler bana. En sonunda onların küsüp bırakmasını bekledim. Küstüler, bıraktılar, bana da yer kaldı. Carton Pierre öyle başladı. Sevdim diyorsun yani çok mizah iyi yazmayı. Tabii, seveceğim biliyordum ben. Eyvallah. Peki, evet. Başka soru? Buyurun Cemal abi. Günümüz edebiyatı ortalığında. Abi yani niye bu kadar izleyicili aklına gelmiyor? O kadar pas attık. Kimse de şu Aykut Ertuğrul'u kırmayalım demedi. Hadi bakalım. Ya günümüz edebiyat ortamı dediğimiz, ben nasıl diyeyim, benim kaçak kaypak bir cevap buldum ama. Gerçekleri konuşalım abi. Kaçak cevap yeterince verdin. Gerçekleri konuşalım. Yani günümüz edebiyat ortamı... Ya bana ödül, hiç kimse ödül vermedi. Bir Dergiler Birliği ödül verdi. Kime küseceğim? Şöyle, pek çok şey kolaylaştı. Dergi çıkarmak da çok kolaylaştı. Kitap yayınlamak da çok kolaylaştı. Ama pek çok şey de zorlaştı. Mesela şeyin eksikliğini hissediyorum. Bir mesela ben yazılarımda eleştiri yazısı diyebileceğim. Eleştiri yazısı derken övgü ya da sövgü anlamında demiyorum. Bir sistematik, bir sistematiğe bağlı metodolojisi olan, terminolojisi olan bir eleştiri yazısı yazan insan çok az. Çoğu zaman işte günlük heveslerimiz doğrultusunda, beklentilerimiz doğrultusunda bir şeyler yazıldı. Mesela o anlamda gerçek eleştirel bir ortam olsaydı bu kadar çok kitap yayınlanmazdı gibi geliyor bana. En azından insanlar şunu düşünürlerdi. Ya ben şimdi bu kitabı yayınlıyorum ama Faik Bey var. Kim bilir neler diyecek bu kitap hakkında diyeceğimiz kimse yok. Ya Faik Bey var ya, Faik Bey. Ya yok, bu kitabı yayınlamayayım ben. Üstünde biraz daha çalışayım diyebileceğim kimse yok. Mesela ben günümüz edebiyat ortamında benim en büyük eksikliğini hissettiğim şey Faik Bey. Zorlayayım mı küçük bir parantez açıp? İstersen geçiriz. Ben olduğunu düşünmüyorum. Ben izlenimci yazılar yazıyorum. Peki, tamam. Onu soracağımı anladın. Yani izlenimci yazılar yazan bir insan. Mesela o anlamda biraz böyle mesela hiç tasvip etmediğim Nurullah Ataç'a yakın buluyorum kendimi. Ama ben Hüseyin Cöntürk'ü severim. Yani bir eleştirmen olacaksa Hüseyin Cöntürk gibi olmalı diye düşünüyorum. Ben Hüseyin Cöntürk gibi yazar mıyım? Yok, yazamam. Ha işte tamam. Onu yazmayı seçmemenin, yazmamayı seçmenin sebebi ne? Bu fıtratla mı alakalı? Ya bu sadece fıtrat, insan fıtratını değiştiremez ama fıtrat. Yani mesela ben bakınca noksanı görürüm diyebilir pekala insan. Hmm. Hatta ben biraz öyleyim. Yani bakınca eksiği görürüm. Ama başka birisi bakınca iyi yanlarını görür metnin. Metne bakış uyu var mı okurun veya eleştirmenin? Bakışla ilgili, bakıştan ziyade ben kuramsal tartışmaların olmamasından kaynaklı. Yani kuramsal tartışma derken şunu kastediyorum. Şimdi pek çok konu hakkında mesela akademik çalışmalarda tezlere bakıyorum. %30'u var olan tanımların tekrarından ibaret. Sonra kalan %20'si de var olan tanımların tekrarından yola çıkarak başka bir metni çoğaltmaktan ibaret. Yani
metinler arası, hem metnin kendi içinde bir gerçek bir tartışma yok, hem de metinlerin birbirine atıf yoluyla ilerleyebileceği bir zemin yok. Yani şimdi mesela sen bir hikaye hakkında bir yazı yazarsın, fantastik nedir yazısı, hı hı. Ben oturup işte fantastik nedir başka bir yazı yazıp ya seninle kavga edebilmeliyim. Sen fantastik şudur diyorsun ama hani mesela işte tüketim kültürü boyutunu biraz geri planda bırakmışım diyebilmeliyim mesela. Ama bu böyle bir ortam yok. Mesela ben seninle ilgili yazı yazınca sen aramızda bir kavga olmayacak. Ben zaten bunu yazmamın sebebim aramızda bir kavga olmasın değil. Bunun genel vasıt içinde bir karşılığı olmadığını düşündüğüm için yazmıyorum. Bu atıflı okumalar bizde pek mümkün ve karşılığı olan bir şey gibi gelmiyor. Yani o yüzden de bir atmosfer kurulmuyor. İşte bireysel çabalar üstünden ilerliyor. Yani şimdi Cemal Şakar'ın Edebiyatın Doğası kitabı yayınlandı ama o kitap dolayısıyla birileri çıkıp da Cemal Şakar'ın Edebiyatın Doğası hakkında bu anlamda bir yazı yazmadı. Ben bir tanıtım yazısı yazdım ama birileri çıkıp da işte Cemal Şakar kitabında şu kavramlardan, şu bakış açılarından yararlanmıştır. Meselenin bir de bu boyutu vardır. Yani bunu bir tartışmaya, bir geliştirmeye, bir zenginleştirmeye götürmüyor. O anlamda diyorum. Onun bir karşılığı yok diyorum. Peki özneyi senden biraz, öznenin sen olmadığını varsayarak, ki benim niyetim hakikaten o değil. Tanıtım yazısı kimin için yazılıyor tam olarak abi? Yani tanıtım yazılarını zaman içinde değiştirdim. Kendi içinde en azından ya bu tanıtım yazıları böyle olmuyor, böyle gitmiyor, bu bir çıkışsızlıktır deyip daha deneme türüne yaklaştırdım. Eleştiri türüne yaklaştırsaydım belki daha farklı bir mecraya ulaşacaktı. Ben onu tercih etmeyip deneme türüne yaklaştırmayı daha nasıl diyeyim, kendi zihni kompartımanlarımı yazıya aktarırken kitabı bahane kılmayı tercih ettim. Hmm. Kendi meramımı anlatırken kitap bir bahane vermiş ama sonuçta orada kitap tanıtım yazısı gibi de kullanılabilecek bir şey üretmiş oluyorum. Tamam. Bu parantezi kapattık. Cemal abinin sorusuna devam edelim o zaman abi. Eleştiriyle ilgili kısmı bu işin. Günümüz edebiyat ortamı. Eleştiri yeterince yok demiş olduk yani sanırım. Günümüz edebiyat ortamı diye bir şeyden bahsedemiyorsak, ben bahsedemeyeceğimizi düşünüyorum. Yegane sebebi eleştirinin olmaz. Eğer bir eleştiri olsaydı bugün bir edebiyat ortamından bahsedebilirdik. Nedir ki edebiyat ortamı? Yani bir edebiyat ortamı var işte. Sen bir program yaptın. Şimdi işte Kadir'i görüyorum. Gülhan orada, Cemal abi orada, İsmail Demirci burada. Hani şu an böyle hızlıca bir bakışta Fatih Kutan orada. Filan Murat arkada filan bayağı bir senin kitabını konuşmaya en az burada 10 tane yazar dinlemeye gelmiş. Demek ki bir canlı bir ortam var mı? Başka bir şey mi edebiyat ortamından kastettiğimiz şey? Edebiyat ortamından kastım daha zihinsel işbirlikleri, daha ortak metinler, daha böyle ortak kavramların ve ortak dilin üretildiği bir ortam. Hı. Yani biz burada hepimiz kendi çabalarımızla, kendi okumalarımızla bir şeyler yazıyoruz, bir şeyler ortaya koyuyoruz. Ama bunların bir yere geldiği bir ortak değil, bir üst değil. Bunların nasıl diyeyim, sigaya çekilebileceği, gerekirse bir mihenk taşına vurulabileceği ortak bir kavram ve kavram dünyasından mahrumuz bence. Hmm, güzel. Yani şimdi sen fantastik derken başka bir şey diyorsun, ben fantastik derken başka bir şey diyorum. Sonra sen fantastik dediğin için senin öykülerine fantastik diyor birileri. Hmm. Ama ben senin öykülerinde fantastik ögenin çok geride olurduğunu düşünüyorum. Yani kaplanlarına rağmen bence öyle. Evet. Yani bu birbirine iliştirmeyi söylenen sözlerin arasına veya işte onun her sözü bir yol olarak kabul edersek o ara yolları, ara patikaları veya o birleştirme işlevini eleştirmen yüklenir. Ve o eleştirmen olmadığı için böyle boşlukta salınıyor sözler. Öyle mi? Yollar oluşmuyor. Yani patikalar oluşmuyor. İnsanlar bireysel çabalarıyla otların arasında ilerliyor ve otlar da orada kalıyor. Yani dolayısıyla bir patika ağından bahsedemiyoruz. Hmm.
şeye daha geçmedim. Otoban kısmına geçmedim daha. Eyvallah. Otobanı da görürüz inşallah. Peki benim var mı ekleyeceğim bir şey edebiyat ortamıyla ilgili? Yoksa kapatıyoruz abi. Edebiyat ortamı güzel dergiydi. Güzel dergi. Devam ediyor galiba. Ediyor, ediyor. Ediyor. Başka sorumuz var mı? Evet. Hocam kendinize özdeşleştiği karakter var mı? Romanlarda, yazdığı öykülerde mi? Genel olarak mı? Okuduğunuz olur. Ya şimdi şöyle. Mesela ben Tatar Çölü'ndeki o Giovanni Dragon'u, onu mesela kendime çok özdeşleştiriyorum. Şey vardı, annemin kütüphanesinde bir kitap vardı, annemin sevmediği. Tuhaf bir şekilde ben çok sevdim. Hatta anneme söyleyince dedim ya bu kitap çok güzelmiş, bu enteresan bir şey falan dedim. Ya dedi sende ne kadar manyak varsa onları seviyorsun demişti bana. O mesela beni çok etkilemişti ama o kadar üstünden zaman geçti ki şimdi tekrar okumam lazım. Gerçekten o muyum? O muyum diye. Şey değil, Kosinski'nin Boyalı Kuşu. Eyvallah. Boyalı Kuş imiş. O zaman taş başka atı, soru var mı? Taş atı da olur. Evet. Suavi Kemal Yazgıç'a çok teşekkür ediyorum. Hakikaten teşekkür ediyoruz. Yer yer zorladım da sona doğru biraz. Biraz şey açılsın diye senin de affına sığınarak. İnşallah çağırma pişman olmadın. Yok, çok bence güzel geçti. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Burada imzaya devam ediyoruz. Hemen buradan başlayabiliriz. İyi akşamlar. Buyurun. O zaman